Savaş, nostalji serisini tekrar piyasaya sürecekmiş. Yani bunda şaşıracak bir şey yok ki Ayşen'cim. Sonunda Savaş kendinden bekleneni yaptı. Neyse, ben sizin aranıza girmiş olmayayım. Eminim çok önemli şeyler konuşacaksınız. Dinlemeyecek misin beni? Konuşacak ne kaldı ki Ata Bey? Ben konuşmamı bitirmedim. Sen kaçtın, duymak istemedin. Duyduklarım bana yetti. Hayır, ben ne söylersem duyacaksın. Madem ki bu konuyu açtın, bu yarayı deştin, sonuna kadar dinleyeceksin. Bazı şeyleri duymak istediğin için değil, benim de anlatmam gereken şeyler olduğu için dinleyeceksin. Müştemilete gidelim, konuşacağız. Gururunuz mani olmuş işte. Olan bu. Bunun konuşulacak nesi kaldı ki? Annemin peşinden gidememişsiniz. Şimdi Feride konusunda da gururunuz mani olmuyor mu? Ne yapacaktım peki? Beni terk ettiğine inandığım, evlenip kaçarcasına gitmiş bir kadının peşinden mi gidecektim? Bu gurur mu sence? Annene ne büyük bir aşkla bağlı olduğumu bilemezsin. Bunu tahmin bile edemezsin. O kadar gençtik ki ikimiz de birbirimizi deli gibi seviyorduk. Yan yanayken ne ben katip oluydum ne de o hizmetçi Asuman. Sadece Ata ve Asuman'dı. Başka bir şey de olmak istemiyorduk zaten. Annemin bu işe rıza göstermeyeceğini biliyordum tabii. Kaçıp gitmeyi bile teklif ettim. Ama annen, Asuman öyle güzel bir yüreği vardı ki annemin üzülmesini istemiyordu. Buna bir çare bulalım diyordu. Bilmiyorum ama bir yol bulalım. Annesinin ahını alacak olan bir insan mutlu olamaz diyordu. İşte o zaman onun gözlerinin içine bakıp seni niye sevdiğimi çok iyi biliyorum diyordum. Anneni niye sevdiğimi gerçekten çok iyi biliyorum. Ona hiç iyi davranmayan, aşkını yaşamasına engel olan bir kadının üzülmesini istemiyordum. Yan yanayken birbirimizde kaybolmak istiyorduk. Anlayabiliyor musun? Ayşen, bunu anlayabiliyor musun? Söyleyecek bir şey yok Ata Bey. Süreyya nasıl? İyi mi? İyi. Hepimizden iyi. Nostalji serisini çıkartmayacağım diyordun. Ne değişti? Ne o? Akıl veriyordun. Yok battık, zarar ettik, borca girdik. Ayşen'i hava atmak için geleceğimize riske attın diyordun. Asıl sen söyle bakalım. Ne değişti? Ata Bey'e mi üzülüyorsun? Sen ne demek istiyorsun? Biliyorsan öyle yap Savaş.
Her zaman yaptığın gibi. Aşkta gurur olur mu anne? Keşke yanımda olsan. Ben ilk kez aşık oldum. Çok acemiyim. Ellerim acemi, gözlerim acemi, kalbim acemi. Aşkın ustası olur mu? Keşke olsan da sana sorsan. Aşkta gurur olur mu? Gururumuzu korumaya çalışırken aşkın gururunu kırıp incittiğimiz olur mu? Neyi göze almaktır aşk? Neleri göze almak? Nelerden vazgeçmek? Neleri kabullenmek? Nelere katlanmaktır aşk? Gerektiğinde kendini yıkmak. Belki de yeni baştan yapmak için yıkmak değil midir aşk? Yaptıklarından daha çok yapmadıklarından pişman olmaz mı insan? Söylediklerinden çok söylemediklerinden. Gurur kendimize olan sevgimiz, saygımız değil mi? Tercih yapmak zorunda kaldığımızda kendimizi seçiyorsak buna aşk denir mi? Aşkta gurur olur mu? Baban sormuyor, bari ben sorayım. Çok yoğun işleri var ya babanın. Neredeydin dün gece? Arkadaşımlaydım anne, ders çalıştık. Ben çok geç geldin de o yüzden soruyorum. Sabah sabah bir kahvaltı yaptırma sen zaten. Senin işin gücün herkese laf çakmak. Yani azarları ben yiyeyim, sen sus. Olur mu Atacığım? Bütün bedelleri ben öderim. Sen yeter ki sus. Feride ile alışverişe gideceğiz. İyi olur. Rahatlarsın. Gidelim Ayşem biz. Tamam. Ben hazırım zaten. Çantamı alıp geliyorum. Herkesin sabah sabah kahvaltısını rezil ettin. Rahatladın mı şimdi Üftade? Asıl sen hiç değişme. Herkese laf çak, herkese bağır, herkese aşağıla. Çünkü senin için konuşabilmenin başka bir yolu yok. Afiyet olsun sana.